barış etkisini iyiden iyiye hissettiriyor sevgili izleyenler. Gelin böyle siyasetin gündemini bir kenara bırakalım. Yerel seçimlere şöyle bir ara verelim de İstanbul'un durumuna bakalım. Hava muhalefetinden haber verelim. Muhabirimiz Muratcan Altıntoprak Akom'da bizleri bekliyor. Şu anda ekranınıza yansıdı Muratcan. Bize hem hava durumuyla ilgili hem de trafikle ilgili bilgi verecek. Zira bugün günlerden cuma sevgili izleyenler. Cuma günleri trafik sıkıntılıdır İstanbul'da. Hadi dönelim soralım Muratcan'a. Muratcan günaydın, kolay gelsin. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana da. Acaba bizi bilgilendirebilir misin? Sevgili İstanbullular, sevgili izleyenlerimiz nasıl giyinsinler? Nasıl bir trafikle karşılaşırlar? Anlatabilir misin? Haftanın son günündeyiz ve İstanbul'un, Türkiye'nin hava durumunu, yol durumunu sizlerle paylaşacağız. Kameraman arkadaşım Samet Yazıcı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dayız. Şununla başlayalım. İstanbul'da pazartesi gününe kadar, yani hafta sonu da dahil olmak üzere, soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Bunu belirtebiliriz. Özellikle bugün için bir uyarı var. Anadolu yakasında daha etkili olmakla beraber İstanbul'un Boğaz çevresinde ve Anadolu yakasında karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar geçişi bekleniyor. Bugün öğleden sonra ilk notumuz olarak bunu paylaşabiliriz ki AKOM'dan da bu yönde bir uyarı gelmişti. İstanbul'da hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren, aslında geçtiğimiz hafta, bu hafta içinden beri soğuk seyrediyor ve Perşembe gününe kadar da yağış etkisini gösteriyordu. Perşembe günü kısa bir ara verdi yağmur ve kar, ama bugünden itibaren yine yağışlı bir sistem olacak İstanbul'da. Özellikle saat 2'den sonra, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakasının tamamında ve Boğaz çevresinde yağışlı bir sistem bekleniyor İstanbul için. Bunu notlarımız arasında paylaşabiliriz ve şunu söyleyelim, tabii hayatı olumsuz etkilemeyecek bu yağış. Özellikle havada uçuşan kar taneleri görebiliriz, ancak yerde herhangi bir olumsuzluk olmayacak. Özür dilerim. Bunu söyleyebiliriz ve yine tabii ki Boğaz çevrelerinde de karla karışık yağmurun, yüksek kesimlerde de karı görebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Kar yağışı görülebilir İstanbul'da. Tabii hafta sonu da yağmur ve kar beklenmiyor, ancak hava sıcaklıklarının sıfıra yakın olmasını bekliyoruz ki özellikle gece saatlerinde gizli buzlanmaya ya da don hadisesi diyebileceğimiz olaylara dikkat diyelim. Özellikle sürücüleri uyarmış olalım İstanbul'da. Bugün de hava soğuk olacak. Geceden itibaren de gizli buzlanma yaşanabilir İstanbul için. Bu uyarıları yapalım ki meteorolojiden de bir paylaşım var. O da hava tahmin raporunu yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. 7 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı verdi. Özellikle bu iller doğudaki illerimiz, onu da hemen söyleyelim. Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş ve Van'a sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren, yani bu akşamdan itibaren Van ve Ağrı çevrelerine de şiddetli kar yağışı uyarısı, kuvvetli kar yağışı uyarısı var. Bunu söyleyelim. Tabii AKOM'dayız. Ben şöyle biraz kenara çekileyim. Samet Yazıcı sizlere görüntüleri aktarsın. İstanbul'un trafik durumundan da bahsetmek isterim size ki şu saat itibariyle, saatlerimiz 8.19 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %53'e ulaşmış durumda ki AKOM'daki şu an İstanbul'un neredeyse tüm noktalarını görebildiğimiz bir ekran var karşımızda ki özellikle köprü bağlantı yollarında, Avrupa ve Anadolu geçişlerinde trafiğin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. En yoğun noktalar, en sıkıntılı noktalar İstanbul trafiğinde bu noktalar. Hemen aktarayım bilgileri. Özellikle 1. köprü, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır kavşağından itibaren trafik Avrupa'ya geçişlerde yoğun olarak seyrediyor. Özellikle Uzunçayır'dan Çamlıca'ya kadar trafik çok yoğun olarak seyrediyor ki yine Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik Ümraniye kavşağından itibaren başlıyor ve sürücüleri Kavacık'a kadar yoğun bir trafik bekliyor. Avrupa yakasına bakacak olursak iki köprü geçişi içinde trafik akıcı olarak seyrediyor. Bunu söyleyelim. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde İstanbul'da sürücüleri rahat bir trafik bekliyor. Avrupa yakasında şehir içi trafiğine baktığımız zaman da Haliç'ten itibaren yoğun bir trafik sürücüleri bekliyor. Mecidiyeköy'e kadar, Çağlayan'a kadar bu trafik devam ediyor. Yine TEM otoyoluna baktığımız zaman da Gazi Osman Paşa'dan itibaren trafik TEM otoyolunda Anadolu yakasına geçişleri de etkili oluyor. Bunu söyleyebiliriz ki o trafik de Maslak'a kadar devam ediyor. Yine aynı şekilde Anadolu yakasında da E5 trafiği, yani şehir içi trafiği, yine Bostancı'dan itibaren Göztepe kavşağına kadar yoğun seyrediyor. Toparlayacak olursak İstanbul'da bugün için hava durumunu tekrar not etmek, tekrar paylaşmak isterim sizlerle.
Öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışını İstanbul için bekliyoruz. Hava sıcaklığının da bu saatlerde düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu genelinde de soğuk bir hava İstanbulluları bekliyor olacak. Pazartesi gününe kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Trafik durumu içinde tekrar etmek isterim. İstanbul genelinde şu an saatlerimiz 08.21 itibariyle trafik yoğunluğu %53 olarak gözüküyor. Trafiğe çıkacak sürücüleri de uyaralım. Özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğun bir trafik sizleri bekliyor diyerek sözü yeniden size merkeze bırakalım.